Merhaba. Selamlar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokuru Astroloji Uluslararası Haber Merkezi'nden ve Bilinçokuru Astroloji Merkezi'nden hepinize merhabalar. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Washington, Paris, Londra, Ankara, İstanbul, Dubai. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet Demet, çok evet. İlginç bir Nisan ayına giriyoruz. Evet. Gerçek astroloji yapan, astroloji bilimiyle uğraşan bizler Nisan ayının sert olduğunu biliyoruz. Evet, bunu hep söyledik. Sert ve geldik. Yılın en sert aylarından birine evet. geldik. Nisan'dan sonra bir de Ağustos ayı var. Gökyüzündeki hareketler biraz ilginç. Hermes'in dediği gibi gökyüzünde ne varsa yeryüzünde evet. de bunlar oluyor. Kolektif bilinçaltımız ve sosyal bilinçaltımızda ilginç döngüler var. Neler var Nisan'da? Evet. Neler? Sevgili izleyiciler, Nisan ayı tutulma ayı. Bu ay iki tane tutulma yaşayacağız. Birincisi 15 Nisan'da 25 derece terazi burcunda ay tutulması olacak. Ardından ay sonunda da 29 Nisan'da 8 derece boğa burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Nisan'a aslında sert başlıyoruz. Çünkü 30 Mart'ta Koç burcunda bir yeni ay doğdu. Evet. Bu yeni ay da gökyüzündeki büyük öncü gruplardaki gezegen karesi de tam olarak etkinleşti. Özellikle 1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan gökyüzü gerçekten sert görünümler içerisinde. Bu görünümler evet. zaten Malezya uçağının kaybolmasına sebebiyet verdi. Muhtemelen okyanusa düştü. Aynı şekilde uçak kazalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Uranüs direkt uçaklarla alakalı olduğu için Uranüs etkili bir yeni aya giriyoruz. Belki o Malezya uçağı bulunamıyordu. O bu yeni ayın etkisiyle ortaya çıkacak. Ama bulunacak. İyi bir haber yok. Özür dileriz evet. Malezya'ya arkadaşlar. Evet. Güneş ile kare Plüton var. Yeni yollara ışık olsun. Güneş kavuşum Uranüs kazaları temsil ediyor biliyorsun. Evet. Bunun yanında 2 Nisan 4 Nisan arasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ve güzel bir döngü var 5 Nisan'da Venüs Balık burcuna Venüs doğru balık giriyor. Venüs Balık burcuna geçiyor. Bu ayın güzel hareketlerinden biri. Çünkü Venüs Balık burcuna geçecek. Ay ortalarında Jüpiter'le de üçgen açı içerisinde olacak. Romantizm, duygular, aşk, sevgi, aileyle ilgili paylaşımlar biraz daha sıcak ve romantik etkiler veriyor. Evet, evet, evet. Ama tabii ki o diğer büyük gezegenlerin açılarını da çok baskılayabilecek bir durum değil. Hafif bir gezegen. Evet. Yani 8 Nisan'da Güneş karşıt Mars bazı çatışmaları ve gerginliğe sebebiyet veriyor. Rusya ile Amerika arasındaki soğuk savaş, Rus borsalarındaki problem devam ederken Merkür kare Jüpiter 14 Nisan'a geliyor. Merkür 15... Koç burcuna geçiyor ay evet. başında 7 Nisan'da. 7 Nisan'da Koç burcuna geldi ama ne yaptı Merkür kare evet. Jüpiter? Piyasalarda abartılı evet. haberler gelmeye başladı. Dünya ekonomisiyle alakalı çeşitli ülkelerde çatışma ve gerginlik ve kazalar. 15 Nisan'da Dolunay'da ay tutulması önemli. Demin evet. lütfen ay tutulması ve güneş tutulması videolarımızı seyredin. 29 Nisan'da da Boğa burcunda yeni ayda çok ciddi bir güneş tutulması var. Nisan ayını aslında bakın Nisan ayındaki gezegen döngüleri Güneş kare Jüpiter, Güneş kare Plüto dediğimiz bazı kadersel temalar aşamayacağımız evet. bazı kadersel temalarla karşılaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ne de çok çok ağır etkileyen bir döngü. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza, dostlarımıza, kardeşlerimize strese girmemelerine, sakin olmalarına, çatışmalara girmemelerine, yani bunun kadersel temalı bir döngü olduğunu artık biraz Türkiye'de biliyorsun bayağı siyasi tansiyon yüksek evet. bu döngüyle evet. biraz daha artık yumuşak bir şekilde olayların yatışmasına beklememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü evet. yapabileceğimiz bir şey yok. Güneş kare Plüton'lu yani güneş kavuşum Uranüs bunlar ciddi açılardır. 21 Nisan'da Uranüs kare Plüto var. Ya 15 Nisan 25 Nisan arası gerçekten gökyüzü çok riskli. O tutulmanın da enerjisi birçok şeyi büyütecektir tabii ki. 23 Nisan evet. dikkatli olun. 23 Nisan 18 Nisan bunlar riskli günler. Evet. Arkadaşlar bazılarınız bize şunu söylese de Oğuzhan Bey, Demet Hanım Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nde bazen karamsar yorumlar yapıyorsunuz diye. Aslında karamsar yorumlar yapmıyoruz. Biz onu görüyoruz. Yani bu listeler, gökyüzündeki listeler gördüğünüz gibi. Bu listeleri çeşitli şekillerde NASA'dan, işte Avrupa Uzay Center'dan, çeşitli bilgisayar programlarından alıyoruz. Ve bunların sosyal kolektif bilinç üzerindeki etkilerini inceliyoruz. Yani sonuçta hiçbirimiz fortune teller değiliz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saygılar ve sevgiyle kalmanız üzerine. Bye.